Uzman Coin YouTube kanalından herkese iyi günler diliyoruz. Yeni bir kripto manşet programıyla sizlerle birlikteyiz. Bybit Borsası'nın her hafta sizler için sunduğu kripto manşet programında bu hafta da birbirinden önemli konuları konuşacağız. Burak Köse ile beraber. Burak, merhabalar. Merhabalar, sen de hoş geldin Hakan. Teşekkürler. Yine çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Tabii kripto manşet cuma akşamları olunca bütün hafta bütün sert olayları tartışmak zorunda kalıyoruz ve hep nedense haftanın sonuna doğru oluyor. Gemini ve Genesis SEC tarafından dava edildi. Kayıtsız menkul kıymet satışı dolayısıyla Gemini borsasından SEC Başkanı Gensler'a sert tepki var. Hatta kongre üyesi Tom Emmer'den de sert tepki geldi. Ripple davasından hatırlıyoruz zaten kayıtsız menkul kıymet satışını kriptoda. Oradan başlayalım istiyorsan. Tabii Genesis ve Gemini arasında bir 900 milyon dolara varan bir artık tartışma da var. Gemini bizim paramız sizde kaldı ödeyin diyor. Öbür taraf ödeyeceğiz diyor. Barry Silbert'ı görevden almasını istedi. Winklevoss ikizleri. Neler söylemek istersin? Zaten bunların hepsini hani Uzman Coin'de de uzun uzun haberlerini de yaptık. İzlemek isteyenler, takip etmek isteyenler oradan geçmişe dönüp bu hafta zaten bakabilirler ama genel bu olaylarla ilgili neler söylemek istersin? Yani bizim özellikle haber tarafındaki yayınlarımızı takip edenler sürece az çok hakimlerdir diye düşünüyorum. Şimdi Yine tabii bu videoyu görenler ve süreçle alakalı çok bilgi sahibi olmayanlar için ben yine biraz konuyu özetlemeye çalışayım. Tabii. Şimdi aslında olay şeyde patlak verdi. Luna kriziyle patlak verdi. Olayın tabii başlangıcı ta o zamana gidiyor. Mayıs aynen. Luna krizinde Genesis'te büyük açık vermiş. Onu anlıyoruz daha sonra ortaya çıkan bilgilerden. Genesis işte Digital Currency Group Luna'ya 1.2 milyar dolarlık yanılmıyorsam bir kredi vermişler. Ve bu kredi batmış tabii ki. Geri alamamışlar. Böyle bir açık oluşmuş bilançoda. Tabii daha sonra sadece Luna krizin değil yani piyasada daha sonra çok ciddi krizler oldu. Herkes biliyor şu anda. Celsius'lar, BlockFi'lar, FTX'ler derken çok ciddi fiyat düşüşleri oldu. Aynı zamanda Digital Currency grubunda tabii ki FTX'te de bir şekilde yatırımı vardı. Tabii. Genesis dediğimiz şirket yani şu anda SEC'nin dava açtığı Genesis şirketi aslında şöyle bir şirket. Daha çok kripto paralar üzerinden faiz getirisi sunan, lending hizmeti veren, kredi hizmetleri veren bir kuruluştan söz ediyoruz. Ve bu kuruluşta Digital Currency Group dediğimiz şu anda kripto para piyasasında faaliyet yürüten pek çok şirketin çatı şirketi olan bir şirket. Öteden beridir. Yani 2013'ten kuruluşunu hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam en az 2013'tü belki daha da eskiye. Yani Grayscale 2013-14'e kadar gidiyor açıkçası herhalde değil mi? Grayscale'i de dediğin gibi Grayscale de bu grubun bünyesinde yer alıyor. Sadece Grayscale değil işte Genesis var onun dışında farklı farklı birçok şirket var. Coindesk tabii, de bu grubun bünyesinde. Yani sektörde çok önemli bir şirket bu şirket. Aynı zamanda tabii Grayscale dedik. Grayscale dediğimiz şirkette de 630 bin kadar Bitcoin var fonunda. Yani böyle bir böyle ciddi bir varlığı kontrol eden bir şirket. Ve sadece Bitcoin değil aynı zamanda Bitcoin'in dışında tabii Ether, işte diğer kripto paralar bu grubun bünyesinde tuttuğu varlıklar arasında var. Daha burada bir parantez açarak şunu söyleyeyim. En son Digital Currency Group bir açıklama yaptı ve 500 milyon dolar değerindeki kripto projeleri dahil içinde kripto tokenların da olduğu, tabii, kripto paraların da olduğu 500 milyon dolarlık bir varlık satışı yapmayı planladıklarını söylediler. Bunun tabii burada şeye bakmak lazım. Digital Currency Group bünyesinde hangi kripto paralar var? Bunlar hangi varlıkları tutuyorlar? Bunlara bakmak lazım. Yani bu varlıklarda önümüzdeki süreçte bir satış dalgasıyla beraber geri çekilmeler yaşayabiliriz ki bu geri çekilmenin biz hemen ilk böyle etkilerini zaten birkaç hafta önce yaşadık. Bu Digital Currency Group'taki portföyündeki varlıklarda bir satış gördük. %20'nin üzerinde bazı kripto paralar için. Bunlara bakmak lazım. Bunları takip etmek lazım. Bir çırpıda aklıma gelenler için zaten Bitcoin, Ether var. Onun dışında Litecoin var. Zcash var. Stellar bile var. Yani evet, Stellar var. Horizon var. İşte başka birkaç tane daha var. Şu anda hepsi aklıma gelmiyor. Solana'yı başlatmışlardı bir ara. Yani Solana'da çok büyük bir miktar yok herhalde ama bu saydıklarım önemli miktarda var bu şirketin elinde. Şimdi Genesis bu Luna krizinden dolayı zor duruma düştüğü için
aldıkları varlıkları, kontrol altına aldıkları varlıkları diğer şirketlerden geriye ödeyemez duruma tabii düştüler. Yani burada mesela Gemini'den bahsettik. Gemini'nin Earn adında bir programı var. Bu Earn programı siz bir müşteri olarak, bireysel bir müşteri olarak kripto paralar üzerinden faiz getirisi elde etmek istiyorsanız bu Earn programına kaydoluyorsunuz. Evet. Buradan işte %3, 4, 5, 6 belki işte bazı daha riskli altcoin'ler için daha fazla olabilir. 8'e kadar gidiyor. Faiz getirisi elde ediyorsunuz ve bunun kontrolünü de tamamen Gemini'ye veriyorsunuz. Gemini da bunu Genesis'in işbirliğiyle yapıyor. Gemini de Genesis'e veriyor. Genesis Gemini'ye faiz getirisini veriyor ama varlıkları kendisi tutuyor. Gemini müşterisinin varlıklarını kendisi tutuyor Genesis. Ve buradan da %4.3 oranında bir komisyon geliri kesiyor. Evet. Genesis'in de böyle bir kazancı var. Şimdi son günlerde hem Genesis hem Gemini ciddi bir tartışma konusu oldu. Karşı karşıya geldiler. İşte sen de bahsettin, Barry Silbert'ın istifasını istediler. Gemini'nin kurucu ortağı Winklevoss. Winklevoss şey dedi, işte bizi dolandırdılar. 340 bin tane Earn müşterisi varmış. Bunların arasında Türk yatırımcı var mı yok mu bilmiyorum ama zaten Gemini bir ara Türkiye'ye kapalıydı zaten. Türkiye'den hesap açamıyordunuz. Sonra bir açtılar. Ama az bir sayıdır muhtemelen tahmin ettiğim. 340 bin kadar müşteri burada mağdur olmuş durumda gerçekten. Ve bu 340 bin müşterinin de 900 milyon dolarlık bir varlığı resmen iç edilmiş yani. Evet. Bunu anlıyoruz. Artık SEC de burada tabii SEC öteden beri özellikle Gary Gensler'ın başkan olmasıyla birlikte şey yapmıştı. Bu Earn ürünleriyle ilgili gerçekten çok ciddi uyarılarda bulunmuşlardı. Earn ürünlerinin yani kripto paralar üzerinden faiz getirisi veriyorsan bu SEC için çok ciddi bir soru işaretiydi. Tabii. SEC buna kesinlikle karşı çıkıyordu. Bunu yapamazsın. Eğer bunu yapmak istiyorsan, böyle bir faiz getirisi sunmak istiyorsan müşterilerine geleceksin, benden onay alacaksın, bana kaydolacaksın. Bu şekilde yapabilirsin. Hemen hatırlayalım. Mesela Coinbase'de böyle bir ürün oluşturmak istedi. Coinbase'e SEC engel oldu. Karşı çıktı ve Coinbase bunu yapamadı. Tabii. Ama Gemini tabii ki izin almadan bunu yaptı ve şimdi SEC de her iki şirkete, Genesis'in de böyle bir hizmet vermesi nedeniyle, Gemini'nin de böyle bir hizmet vermesi nedeniyle dava açıyor. Yasaları ihlal ettikleri için, menkul kıymet yasalarını. Şimdi bu davanın sonucunu göreceğiz hep birlikte ki geçtiğimiz yayında da hatırlarsın şeyi konuşmuştuk. SEC'nin borsalara yönelik daha fazla aksiyon alacağını, alacağından bahsetmiştik. Gary Gensler de zaten bunu açıkça söylemişti. Onlardan birini yaşadık biz bu son süreçte. Burada herhalde burada Gemini oldu SEC'nin hedefi bir borsa olarak. Bundan sonra diğer borsalar içinde özellikle ABD'li yatırımcılara zaten SEC'nin bütün konusu bu. Sen ABD'li yatırımcılara sunuyorsan bunu sorun var. Tabii. Yani başka bir ülkenin yatırımcılarına sunuyorsan o zaten SEC'nin alanına giren bir şey değil. Ama ABD'li yatırımcılara bunu sunuyorsan işte o borsalar için bir sorun tabii. Sorun. Aynen. Şimdi şunu soracağım. Tabii başka borsalar dedin ama yani herhalde buradaki en büyük konu Binance borsası. Yani Binance'e bir operasyon gelecek mi? Bu çok konuşuluyor. Çünkü onun geriye gidişi bambaşka sonuçlar yaratabilir deniyor. Buna da çok kısa değinelim. Sonra tabii şunu da belirtmek lazım. Yani SEC'nin bu konuyla ilgili videosunu da ben izledim. Mesela çok ciddiyetten uzak, gayri ciddi bir video. Yani Gary Gensler çıkmış, işte kemer arabayla gidiyorsunuz, işte kemerinizi bağlayın. Hangi araba önemli olduğu önemli değildir. Hangi araba olduğu önemli değildir. Kemerinizi bağlayın, biz de işte o kemeriz gibi ama böyle arkada bir çocuk müziği, böyle hani komik bir video, böyle bir işte klasik o Amerikan ailesi, baba herkese sarılıyor, onları koruyor, SEC'de gibi ama hani böyle 90'lardan hatta 80'lerden kalma klasik Amerikan ailesi mutluluğu ve SEC'nin buradaki rolü gibi ciddiyetten gerçekten uzak ve bir video, Gary Gensler da böyle hani video yapmışlar, yani kurgulu video yapmışlar, onu kurgudan geçmiş, kurgudan geçtikten sonra açıklamışlar, Gemini borsasından işte Tyler Winklevoss İkizleri biliyorsunuz hani Winklevoss ikizleri yani biri çıktı dedi ki yani bize haber bile vermediler önce medyaya vermişler. Yani düşünebiliyor musun sen böyle bir karar alıyorsun bunu hiç kimseye açıklamıyorsun. O kurguya giriyor video kurgu yaparken falan kurgu bittikten sonra açıklıyorsun falan yani kurguyu bekledik bunu öğrenmek için. Yani bu kadar aslında gayri ciddi. Gemini'nin burada ben haklı buluyorum.
340 bin orada veya 100 bin, 1 milyon çok da önemli değil. Yani orada binlerce, yüz binlerce adam varken sen video hazırlamakla uğraşıyorsun. Yani ve gayri ciddi bir şekilde Gary Gensler çıkıyor orada konuşuyor. İşte prompter'dan okuduğu da anlaşılıyor zaten. Bazı yerlerde duruyor, duraksıyor, okumayı unutuyor. Kelimeyi sonra söylüyor. Yani bir şova dökmüş durumda SEC bunu. Bana öyle geliyor ve SEC'nin ben bu anlamda ciddiyetini, itibarını veya reputasyonunu artık ne derseniz deyin yavaş yavaş kaybettiğini düşünüyorum. Zaten Winklevoss'ta şey dedi, yani siz politik puan toplamak için böyle şeyleri yapıyorsunuz. Bu saate kadar neredeydiniz? Biz sizle konuştuk, şey yapıyorduk, sizle de müzakere halindeydik. Biz zaten New York regülatöründen bunun için onay aldık. Yani ama sizle de konuşuyorduk falan gibi çok sert bir açıklaması var. Ben SEC'nin bu anlamda o videodan sonra bile çok ciddi şekilde itibarını kaybettiğini yani düşünüyorum. Yani bunu Gensler'ın gerçekten bir politik kariyer uğruna yaptığı düşünülebilir yani bence. Yani çok net yani video evet. Ne demek? Yani bundan sonra Gensler daha önce tabii ki sadece SEC değil daha farklı kurumlarda da özellikle Obama döneminde görev yaptığını biliyoruz. Evet. Gensler bundan sonra SEC'den sonra muhtemelen bir bakanlık koltuğu alacak artık. Evet. Binance şimdi, soru hani başa döneyim ama sözünü kestim. Yani Binance konusuna ne diyorsun o operasyon gibi? Çünkü hep bir sektörde, kripto sektöründe evet. O bekleniyor. Binance operasyon çekecekler ve kripto paralardaki büyük düşüş öyle gelecek. Hala büyük düşüş gelmedi teorisi de var. Yani Binance ile ilgili çok bugüne kadar soruşturmalar açıldı. Yani onunla ilgili henüz bir netice görmüş değiliz bu soruşturmalarla ilgili olarak. Binance tabii ki burada asıl kritik konu ABD'li yatırımcılarla ilgili ne yaptıkları. Geçmişte muhtemelen Binance'in de ABD'li yatırımcılara bu tarz hizmetler sunduğu zamanlar olmuştur. Sonra tabii Binance üyesi kurdular şu anda kapattılar o tarafı. Yani illaki bir noktada şey olacaktır yani bu konu bence birçok borsaya gelecektir. Ama anlaşma da olabilir bu. Dava açmayabilir SEC. Çünkü BlockFi'de da öyle oldu. Mesela BlockFi yine faiz getirisi sunuyordu. Kripto paralar üzerinden böyle bir şirketti. SEC ile anlaşmaya gittiler. 100 milyon dolar ceza ödediler. Bu dava konusu olmayabilir belki de yani. Onu göreceğiz. Elbette olamaz demiyorum. Olabilir diyorum. Yani böyle bir şey birçok borsanın başına gelebilir. Earn konusunda işte kongre üyesi Tom Emmer demiş. Mesela neredeydiniz, geç kaldınız demiş. Katılıyor musun ona? Yani her şey bitti. FTX battı. FTX konusunda Gensler konuşuyor. FTX'ten sonra işte o Genesis etkilendi. Genesis etkince Earn programı etkilendi. Şimdi ikisine menkul kıymet satışı davası açıyor. Yani gitti zaten. Yani tabii kesinlikle yani haklı yani. Zaten SEC böyle 5 yıl önce yaşanmış olayları tekrar onlar üzerinden dava açan bir kurum artık. Evet. Yani giden gitti, kaybeden kaybetti o paraları zaten. Tabii. Tekrar onları geri de alamadılar. O kaybedilen miktarları. Geç gelen adaletin şey işte. Tabii. Keşke adalet gelse de geç gelse artık. Yani SEC o kadar dediğim gibi itibarını kaybediyor. Şimdi tabii biraz olumsuz konulardan girdik ama dünün çok sıcak haberi olduğu için oradan başladık ama dünün başka bir sıcak haberi de aslında olumlu işler, olumlu hareketler getirdi bize enflasyon verileri. Uzun zamandır tabii çok yüksekti enflasyon. 9.1'lerden aylar sonra bugün 6.5'a kadar düştük. Tabii 4 kere üst üste 75 bas puan faiz arttırma üstüne bir kez 50 bas puan faiz arttırma üzerine bu kadar düşen bir enflasyondan bahsediyoruz Amerika'da. Ve gelen iyi rakamlar, beklentiler dahilinde gelen rakamlarla birlikte Bitcoin'de de 19 bin doların bugün de yani bu sabah da aslında üzerine çıktık. Neler söylemek istersin? Herkes tabii bir kripto sektöründe de bir böyle bir havaya hemen, girdik. Yani hemen bir canlanma oldu. Bir canlanma oldu. Olumsuzluklar unutuldu. Acaba boşuna mı bekledik düşmesini? Keşke alsa mıydık gibi tweetler, konuşmalar görüyoruz. Ama şunu da sormak istiyorum. Yani tabii bu kadar düşüşten sonra herhalde bu bir rahatlama gerekiyordu. Bu ne diyorsun? Yani yükselişlerin devamı gelir mi sence? Yani son haftalarda bir ölü toprağı vardı aslında piyasanın üstünde. Gerçekten çok. Artık şeye iş geliyordu yani yaprak kımıldamayacak noktaya geliyordu. İyi bir zamanda geldi bu yükseliş bence. Ve bundan sonra da tabii sınırlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben. Zaten son 19 bin dolara yakın seviyelerde bir sıkışma da var. Ve buradan yönümüzün yine yukarı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii SEC hemen dün patlattı bombayı yani. Evet. Bütün bu yükselişlerin tam ortasında
Genesis ile ilgili Evet. olan davayı açıklayarak. Ve tabii bence bundan sonra enflasyon düşüşü devam edecek. Bu trend Evet. aşağı yönü gidecek. Sadece Bitcoin tarafında da değil, borsalarda Tesla'sından diğer şirketlere kadar yayına girmeden önce bir kontrol ettim. Önemli bir ciddi bir yükseliş var yani. Tabii. Topyekun olarak. Şimdi enflasyon 6.5 olarak açıklandı ve önümüzdeki dönemde de bu düşüş devam edecek ve burada asıl korku Fed'in 2023 boyunca, şimdi tabii Ocak ayında Fed 2023'te bir faiz indirimi olmayacağına dair bir toplantı tutanağı gördük. Tabii. Ama geçen yayında da vurguladığımız gibi bu kesinlikle Fed'in 2023'te faiz indirmeyeceği anlamına gelmez. Tabii. Bu politika biraz yumuşatılabilir. 2023'ün sonlarına doğru bu faiz indirimine gidilebilir. Böyle bir döneme girebiliriz. Bunu her zaman akılda tutmak lazım. Tabii yine bir çok ciddi bir yükseliş beklemiyorum ben artık Bitcoin'de. Güzel bir canlanma oldu ve son dünkü hareketten anlaşılması gereken bence şu. Sektörün tekrar eski günlerine geri dönmesi, piyasanın eski günlerine geri dönmesi, yani birkaç bin dolarlık bir yeşil muma bakıyor. Yani Evet. bu daha önce de öyleydi, şimdi de böyle ve değişmeyecek bence. Yani şu senaryolara katılmıyorum ben. İşte çok ciddi olaylar oldu, yatırımcı güveni kayboldu. Yatırımcı güveni kaybolduğu için bunun geri kazanılması zor olacak. Bence o kadar da zor olmayacak. Yani seneler sürecek. Yani evet, seneler sürmeyecek. Çok da zor olmayacak. Çünkü Türkiye'de de bir boğanın ortasında TODEX vakası yaşadık. Yani ne oldu ondan sonra? Fiyatlar yükselmeye devam etti. Yatırımcılar Tabii. çekinmediler. Ki dünyaya yayıldı, çok pardon, evet. Dünyaya yayıldı o haber, ama yayılırken de biraz yanlış rakamlar da verildi ve 2 milyar dolarlık kripto para çalındı gibi bir haberle dünyaya yayıldı. O bile hani bir fad yaratmadı. Evet. Yani bu piyasayı bilen biliyor. Burada işlem yapan insanlar, bu piyasada var olan insanlar, TODEX gibi olayların, diğer bunların farkındalar. Yani bunun Tabii. Kripto paralarla çok bir ilgisi olmadığını biliyorlar. Yani burada daha Tabii. çok şirketlerle ilgili bir mevzu var. Şirketlerin ve onların kötü yöneticileriyle Tabii. ilgili bir konu var. Demek istediğim, dün gördüğümüz hareket ve insanların bu hareket karşısında gösterdiği tepkiler, piyasadaki bu ne diyorlar ona, sentiment mı diyorlar, şey. Evet, hissiyat. Hissiyat, aynen, evet. Piyasa hissiyatı. Bunun birden böyle birkaç bin dolarlık bir harekette, ki dün birkaç bin dolar da olmadı bu hareket. 1.000 dolar civarında bir hareketten bahsediyorduk. Evet. Birden bu değişti. Birden işte insanlar artık şey derken, piyasa çok kötü, çok kaybediyoruz derken, bir anda atmosfer piyasada evet. değişti. Evet. Bunun... Bu durum açıkçası şunu göstermeli. Bugünden yarına piyasanın gidişatı, seyri çok başka olabilir, çok değişebilir. O yüzden hiçbir zaman çok kötü, karamsar senaryolara prim vermemek gerekir. Tabii. Yani bunu zaten daha önceki programlarda da çok konuştuk. Şimdi tekrar etmeye gerek yok. Eski yaşanan düşüşler, oradan nerelere geldiği, bunların hepsini gördük. Birkaç haftada, belki birkaç ayda nerelerden nerelere geldiği, eski fiyatların nasıl unutulduğuna çok şahit olduk. Yani hatırlarsın, korona dönemi bile 3500'e düşüp ay sonu yeniden 6000'leri görmüştük. Ki korona gibi bir şey vardı. Herkes işte hayat bitti, her şey bitti. 500 dolara düşecek Bitcoin dediği bir dönemdeydi, ama ondan sonra bir boğa sezonu geldi. Şimdi başka bir konuya geçelim istiyorsan. Burada söyleyeceklerim bittiyse, Samsung'un yeni ETF'i Hong Kong borsasında. Gerçekten Güney Kore devi, belki dünyaya teknoloji satan, teknoloji ürünleri satan belki de en büyük şirket Apple'la birlikte, bunu söyleyebiliriz. Önemli bir Bitcoin ETF'i başlattı. Neler söylemek istersin? Tabii geçen sene aslında Bitcoin'in 69 bine gittiği dönemlerde biz ETF'leri çok konuştuk. Vadeli de olsa o ETF'lerin önemi ayrıydı. Spot ETF de hala gelmedi Amerika'da, ama ben sana şunu söylemek istiyorum. Yani önemsiz diyen de çok var. Yani önemli olan Amerika tarafında bu tür ETF'lerin kabul edilmesi, özellikle spot ETF deniyor. Bu hani Hong Kong'da, çünkü geçen sefer de bir hatırlarsın ETF, bir Ethereum, bir Bitcoin ETF çıkmıştı. Hong Kong bu anlamda kendini bir kripto para merkezi olarak onlar da konumlandırmaya çalışıyorlar. Bir yarış var bununla ilgili. Neler söylemek istersin Samsung'un bu hamlesi? Ki Hong Kong böyle değildi. Değildi tabii. Ve yasaklarla ilgili son zamanlarda kararlar alıyorlardı. Hatta BitMEX'in Hong Kong ofisi kapatılmıştı sanırım. Evet.
Şimdi buradan geri dönüyorlar bu politikadan. Burada zaten önemli olan Hong Kong'da bir Bitcoin ETF çıkarılması değil. Bunu Samsung'un yapması. Samsung gibi bir dev şirketin evet. Bitcoin ilgili böyle bir ürünü piyasaya sunuyor olması kesinlikle dikkate değer bir gelişme. Evet. Bu elbette tabii ki Amerika'da bir spot ETF'in piyasaya sürülmesi çok daha büyük bir olay olacak. Fiyatları gerçekten sürükleyecek bir olacak dedim. Olay bir gün olacak. Onun kabul edileceğini düşünüyor musun? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Yani çok da uzak olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı-hı. Ama Samsung'un böyle bir Bitcoin ETF'ini piyasaya sürmesi ki Samsung teknoloji şirketiyle daha çok ön plana çıkıyor ama tabii. Samsung'un birçok kolu var. Tabii. Bu Bitcoin ETF'ini piyasaya süren şirkette Samsung'un varlık yönetimiyle ilgili ve Samsung adını taşıyan tabii yine bildiğimiz Samsung aslında ama onun bir alt kuruluşunun piyasaya sürdüğü bir ETF. Burada önemli olan az önce de söylediğim gibi Samsung'un bu ETF'i piyasaya sürüyor olması ki Samsung sadece bu finans alanında, finans iştiraklerinde Bitcoin'e ilgilenmiyor. Aynı zamanda kripto teknoloji tarafında da Bitcoin kripto paralarla çok şey yaptı bugüne kadar. İşte, cüzdan hizmetleri değil mi onlar? Evet yani hatta ilk böyle büyük hamleyi Samsung yapmıştı bundan 2-3 sene önce. Tabii. Blockchain K-Store hatırlarsın sen. Evet, evet. Bir cüzdan çıkardılar. Sonra onun ismi değişti galiba ama cihazlara işte telefonlara dahili bir şekilde gelecek olan bir yazılım cüzdanı var Samsung'un ve kullanılıyor şu anda aktif bir şekilde. Samsung'dan bundan sonra kripto ile ilgili daha fazla hem teknolojik tarafta hem finansal tarafta bence göreceğiz. Samsung'dan bunları görürken en büyük rakibi Apple'da da elbette bazı evet. şeyler göreceğiz diye düşünüyorum. Apple'ın CEO'su kripto para yatırımlarım var demişti ama hiç bir isim vermemişti. Geçen sene Aralık'ta, 2021 Aralık'ta. Şimdi bundan sonraki bu ayı Apple başlatacak diye bir geyik var ya. Evet, evet. Bakalım. Hiç şaşırmam açıkçası. Çünkü gidişat biraz bu yönde. Tabii Güney Kore'de de bu arada çok ciddi bir kripto para ilgisinin olduğunu özellikle Metaverse ve Web3 taraflı bir yani bu anlamda teknoloji işte Metaverse tarafında işte ne bileyim o Animoca Brands o taraflar yani gerçekten büyük yatırımlar yapıyorlar. Güney Kore'de bu anlamda regülasyonlar bir yerde çok sert ama devlet de biraz teşvik ediyor hani bu yatırımlara. Yani tamam regüle olun bana bağlı olun ama yatırımınızı da esirgemeyin tarzı bir politika güdüyor. Güney Kore göreceğiz bakalım. Son olarak FTX'e dönelim. FTX'te de aslında beklenmedik şekilde sanki biraz olumlu haberler var. Yani 5 milyar dolarlık varlığın kurtarıldığını açıkladı FTX avukatları yaklaşık 2 gün önceki duruşmada, iflas davası duruşmasında. 5 milyar dolarlık varlığın kurtarıldığı içinde kripto para var, menkul kıymetler var, nakit para var belirtiliyor. Buna ek olarak Bahamalar tarafında bir 450 milyon doların kurtarıldığı belirtiliyor. İşte Robinhood hisselerini açıklamadılar ona dahil mi? Hani Sam Bankman-Fried'e verilsin mi verilmesin mi? Vermediler en sonunda zaten. Böyle bir kurtarma durumu söz konusu. Neler söylemek istersin? Soruya bir ek yapayım sana bırakayım sözü son olarak da orada. Sam Bankman-Fried de dün bir blog yazısı yayımladı ve FTX US'in yani Amerika kolunun FTX'in iflas etmediğini söyledi. Yani evet dedi FTX'in uluslararası tarafı iflas etti, ödeme yapamaz haldeydi Alameda ile birlikte ama Amerika böyle değildi. Amerika hala şu anda bile dedi müşterilerine fonlarını ödeyebilir. Ödememesi de büyük saçmalık dedi. Ben ayrıca kimsenin parasını çalmadım da dedi. O bir an aklıma geldi orada. O Namussuz Namuslu diye bir film vardı Şener Şen'in. Çok ünlü. Çalmadım ben diyordu. Banka muhtemediydi. Yok yok olur mu? Tabii çalmadın. Sen yine de al bu parayı gibi. Ve herkes hediyeler alıyordu ona. Yani o direkt çalmadım diye bağırıyordu Şener Şen. O aklıma geldi o çalmadım deyince ama sen neler söylemek istersin? Yani FTX US tarafı ödeme yapabiliyor diyor. Eski CEO'su, ev hapsinde olan CEO'su, diğer tarafta 5 milyar dolar kurtarılıyor. Yani bir işler iyiye gidebilir mi acaba o dava tarafında? Yani burada zaten daha önce konuşmuştuk. FTX'den mağdur olan müşterilerin, kullanıcıların hesapları, işte FTX hesabı olan kişilerin buradaki varlıklarının hepsini olmasa da bir kısmını birkaç yıl içerisinde alabileceğini konuşmuştuk. Evet. Yani 5 milyar dolarlık gerçekten ciddi bir rakam. 5 çok. Milyar. FTX'de zaten ne kadar vardı? Yani en fazla 10 milyar dolar diyorlardı. Zaten evet. Kayıp 10 milyar dolar. Evet, kayıp 10 milyar dolar. Yarısı ediyor. Gerçekten FTX'den mağdur olanlar için çok
iyi bir haber bu. Yani %50'sini şu anda belki alabilecekler. Tabii oradaki yasal prosedürler nasıl işleyecek, zaman tabii ne kadar sürecek bunu bilmiyoruz ama bana biraz daha hızlı gelişecek gibi geliyor bu süreç. Belki beklenenden daha hızlı bir şekilde iade alabilirler. Ve piyasa için de aynı zamanda tabii ki olumlu bir haber. Dünkü yükselişte sadece bence enflasyon değil, enflasyonla beraber hem FTX'teki bu 5 milyar dolarlık kurtarma işi hem de Samsung'un Bitcoin ETF'i de belki bir tabii burada ufak da olsa bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Her açıdan pozitif bir olay FTX ile ilgili yaşananlar. Burada FTX US'in hep en başından beri zaten onu söylüyordu. Dünkü blogda da bunu tekrarladı. Daha önce işte çıktığı röportajlarda, yayınlarda da hep tabii FTX US'in paraları geri ödeyebilecek durumda olduğunu söylüyordu. Yani öyle mi değil mi bunu bilmemiz mümkün değil açıkçası. Ama bundan sonra da FTX ile ilgili umarım daha çok pozitif haber duyarız. Sektör adına da buradan mağdur olan müşteriler, kullanıcılar adına tabii da çok iyi olurdu. Tabii şunu da belirtelim. Bu arada hakim de yani dün zannediyorum şunu kabul etmiş. Yani FTX'in o alt şirketlerinin işte LedgerX olsun, Japonya'daki, Avrupa'daki bazı ona bağlı şirketler olsun satışına onay vermiş. Yani satabilirsiniz. Dolayısıyla evet, onlar satılırsa da belli bir para gelecek. Bu arada eklenebilir evet üstüne. Bunu söylerken aklıma geldi. Bu FTX'in alt şirketleri için mesela FTX'in birçok ülkede şirketi tabii var. Türkiye'de dahil. Türkiye'de FTX Turkey diye bir şirket var. Yanılmıyorsam 150 tane bir yüzden fazla doğru en azından bir alıcı varmış tabii bu şirketler için. Bu da FTX'in bu yapılanmasına gösterilen ilgi de açıkçası şaşırtıcı tabii şirketlere karşı. Tabii dolayısıyla onlar da hani belki bir satış durumunda iyi oradan paralar gelip belki tabii bilemiyorum bir tahmin olacak ama o 5 milyar doların üstüne 1-2 milyar dolar daha yani ne kadarsa tabii gelirse o kadar kar olur. Teşekkürler yorumların için. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bybit Borsası'nın her hafta katkılarıyla sizler için hazırladığımız Kripto Manşet programında bu dolu haftayı da geride bırakıyoruz. Haftaya ve umarız yeni yılda 2023'ün ilerleyen aylarında çok daha yükselişlerin olduğu bir sene yaşarız. Haftalar bitiririz ve bu programı çok daha olumlu haberlerle sizlere aktarırız. Herkese iyi hafta sonları.